Mahkeme kararını tanımıyoruz. TÜİK'in açıklamalarını tanımıyoruz. Merkez Bankası'nın kararlarını tanımıyoruz. İstanbul Finans Merkezi ile ilgili Merkez Bankası kararını tanımıyoruz. Kanun hükmünde kararnameleri tanımıyoruz. Köy ihalelerini tanımıyoruz. Dışişleri'nin uyarı yazısını dikkate almıyoruz. Göreve gelebilirlerse bunlar ve tanımadıkları diğer karar, uygulama, kurumlar hakkında bir takım tasarrufları olacağını söylüyorlar. Kimini 180 derece tersini yapacağız minvalinde ifade ediyorlar, kimini ifade de edemiyorlar. Bu işin sonunun anarşizme doğru gittiğinin farkında oldukları için kaçınıyorlar herhalde. Dünya işlerinde eleştirilemeyecek şey yoktur. Hele ki muhalefetin en temel vazifesi bile sayılabilir. Ancak bunu devletin ve kurumlarının altını oyarak yapmak, meşru ve hukuki olması gereken Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milleti temsil yetkisine sahip bir siyasi partiye yakışmaz. Muhalefet, ülkemiz siyasal sisteminin ayrılmaz ve kıymetli bir parçasıdır. Buna uygun davranmaları gerekir. Ancak önümüzdeki tablo ne yazık ki bundan çok uzak. Sosyal medyada takma isim ve sahte fotoğraflarla eylem yapan trollerden farksızlar. Onların gerçek kimliklerini saklama sebebi tam da bu değil midir? O kadar absürt eleştirilerle, iddialarla ortaya çıkıyorlar ki bunu tanınmadan yapmak istiyorlar. Bu saçmalıkları hukuk ya da toplum önünde kendi kimlikleriyle sahiplenmeyecek kadar akıllılar. Valilikler aracılığıyla ilgili kurumlara yabancı temsilcilik mensuplarının randevu talepleri başlıklı bir yazı gönderilmiş. Cumhurbaşkanlığının 3 Haziran tarihli yazısında ülkemizde akredite büyükelçi, maslahat güzar, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarının sayın bakanlarımız ve valilerimiz dahil üst düzey zevattan ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluş yetkililerinden telefon görüşmesi de dahil olmak üzere randevu taleplerinin re'sen karşılanmaması, taleplerin Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü üstünden yapılması gerektiği konusunda yönlendirilmesi ve Dışişleri Bakanlığımız görüşünün alınması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunun belirtildiği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 21 Haziran 2022 tarihli sayılı yazısında ifade edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yazıyla belediyelerin Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı'nın iznine bağlanacağını iddia etmiş, şöyle demiş: "Bu hamlelerin sadece ve sadece merkezi idarenin toplum nezdindeki ne yazık ki çürümüşlüğünü göstermek konusundan başka sürece dair bir anlamı yoktur." Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da karara tepkiliymiş. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söylemiş: "Bizim belediye başkanlarımız sarayın memuru değil, iktidarın emir eri değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir. Belediye başkanlarımızın yabancı temsilciliklerle görüşmesini iktidarın iznine bağlamak, gitmekte olan baskıcı bir rejimin korkusunun göstergesidir. İzne bağlanma, baskıcı rejim, merkezi idarenin çürümüşlüğü, atanmış, seçilmiş ayrımı. Kararı ve vereni itibarsızlaştırmak için daha ne diyebilirlerdi acaba? Bakmayın belediyelerimiz diye ayaklandıklarına. Yazı açık, kapsamı bakanları, valileri de kapsayan biçimde çok daha geniş. Ancak bu işten alınan İBB Başkanı ve partisinin yönetimi olmuş. Yadırgamıyoruz tabii. Malum İstanbul'da karın bir afete dönüştüğü saatlerde Rumeli Kavağı'ndaki balıkçıda Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominic Chilcott'la muhabbetteydi İmamoğlu. Ardından bir buluşma daha organize edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarak resmen göreve başlayan Amerikan Büyükelçisi Jeffrey Flake, önce Fener Rum Patriği Bartolomeos'u ziyaret etmişti, hemen ardından da İmamoğlu'nu. Yazıda, "Kimse kimseyle görüşmesin denilmiyor.
yabancı temsilcilerin randevu talepleri söz konusu olduğunda dışişlerinin görüşünün alınması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi belirtiliyor. Tanınmaya evet ama itibara etkisi çok düşük publicity, yani medyada görünürlük konusunda olur olmaz her fırsatı değerlendirdiği gibi bunu da kaçırmamış. Memlekette Dodurga diye bir yer varmış, böylece öğrenmiş olduk. Çankırı'nın bir ilçesinin bir beldesi, dış kapının dış mandalı. Burada belediye seçimi yapıldı, AK Parti kazandı. Hayatlarında Dodurga ismini ilk defa duyanlar, sanki Dodurga'nın sosyoekonomik ve de alafortanfonik yapısını yıllarca incelemişler gibi hemen yorum yapmaya koyuldular. Burada Kırkpınar Cazgırı'nın sözleri önem kazanıyor. Pehlivan, alta düştüm diye yerinme, üste çıktım diye sevinme. Dodurga belirleyici değildir. Her şeyden önce istatistik bilimi açısından çekilen örneklem yeterli değildir. Bakınız, kaybedenlerden biri hem hayat pahalılığından şikayetçiler hem de %90 oranında AK Parti'ye oy verdiler demiş. Altılı masa diye üfürülenler, bırakın Türkiye'yi, daha Dodurga'da bile bir ortak aday bulup çıkaramadılar. Oysa bu reklam açısından önemliydi. Böyle bir aday çıkıp da kazansaydı ortalığı birbirine katarlardı. Geliyor Dodurga'ya gelmiş olan falan derlerdi. Buncağızı beceremediler. Dodurga seçiminin bir neşeli yanı da Demokrat Sol Parti adı verilen Ecevitsiz Ecevit Partisi'ne bir tek oy bile çıkmamış olması. O kadar ki DSP adayı kendine bile oy verememiş. Çünkü kütüğü Ankara'daymış. Ankara'dan gelecek de Dodurga'yı yönetecek. Çünkü medyada isimleri geçiyor. O zaman neden altılı masaya katılıp onu yedili masa yapmadılar? Bakınız, Gültekin Uysal diye bir adam var. Tanıyan eden yoktu, oyu da yoktu. Şimdi de yok ama çok önemli bir siyasetçi sırasına girdi. Önder Aksakal'ın zerre kadar siyasi feraseti olsaydı hiç olmazsa bu komedyada küçük bir rol alırdı. Bu altılı masanın kurmayları da varmış. Bunlardan biri demiş ki, Türkiye'de herkesin oy verebileceği sosyal demokratların, solcuların, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, muhafazakarların, İslamcıların rahatça oy verebileceği demokrat bir kimlik çıkartacağız. HDP seçmeninin de o adaya oy vereceğinden adım gibi eminim. Aklıma bir fıkra geliyor ama buraya yazamam. Hani Kapalı Çarşı'daki yaşlı usta saraylı cariyeye demiş ki, ''Hanım kızım, öylesini bulsam